Hocam biz aracın fazla yağını saldık. Bakın bu yağ sizin araçtan çıkan fazlalık yağ. Bu yağı salınca o sabahki gördüğünüz yoğun duman kesildi. Şu an araç çalışıyor. Bir gaz veriyoruz. Gaz ver içeriden. Sabit gaz ver. Çok değil, çok değil. 4000 devirde ver, çok değil. Ver 4000 devirde. Bakın o dünkü gördüğünüz yoğun duman yok şu an hocam. Bahsettiğim gibi motor yağı fazla doldurulduğundan o dumanı atmış. Şu an dumanı kesti yağını salınca. Tamam bırak gazı. Şimdi bunun contası yanık. Silindir kapak contası sökülüp değişecek. Silindir contasını değiştirip su eksiltme ve hararet problemleri giderilebilir yani. Şimdi ben zaten motor yağını saldığımda neredeyse 8 litrelik yağ çıktı bu arabada. Yani maksimum olması gerekiyor yoksa. Yani tam buraya kadar yağ doldu. Normal şartlarda bu araba 4 litre yağ alıyor. 4 litre ama 8 litre civarı bir yağ çıktı. 8 litre yağ çıktı. Evet. Ben yağ saldım biraz, boşalttım da aracın duman atması öyle kesildi. Yoksa her taraf duman mı oldu yani? Duman olayı, şimdi yağ fazlalığından dolayı muhtemelen hava aldı falan yağ çekti. Bundan dolayı duman olayı var araçta ama normalde bunlarda zaten belli oran yağ yakma olayı var. Bir miktar oluyor zaten ama tekmanlar da sıyırılıyor ya. Tabii conta olayı niye sökülüp sökülüp kapağı? Conta olayı, contada öncesinden gelen bir hasar vardı yani. Suda kapak vardı. Şimdi biz motor yağını salınca aracın duman atması kesildi. Kesilince haliyle rektefe yapmaya karar vermedik yani. İşlerimiz bunu talep etmedi rektefe için. Zaten şu aralarda karıştırmış. Evet, bu bölümlerde yakmış zaten. Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomda sizlere belki merak ettiğiniz bir konu olabilir. Motor yağı çok fazla doldurulursa ne olur? Bununla ilgili bir video hazırlayacağım. Bu araçta bahsettiğimiz konu söz konusu. Araca çok fazla yağ dolumu yapılmış. Motor yağı dolumu gerçekleştirilmiş. Araca motor yağı dolumu gerçekleştiriliyor. Normal şartlarda bakın maksimum seviyesine kadar dolum yapılır. Ancak bu araçta bize geldiğinde şu an tam gösterdiğim bölüme kadar, yani şöyle tutarsak yağ çubuğunu, tam gösterdiğim bölüme kadar yağ doldurulmuş. Çok fazla bir yağ doldurulmuş. Bakın ben zaten araçtan çıkan fazla yağı saldım. Şu an yağın seviyesini tam konumuna aldım. Motor yağını çok fazla doldurursanız arkadaşlar, yağda aşırı bir ısınma, yağda bir köpürme, yağın viskozitesini yitirmesi söz konusu oluyor. Bu sebeple de aynı zamanda motor yağı çok fazla olduğu için pistonlarda bulunan sekmanlar yağı sıyıramıyor. Bakın bu silindir cidarlarından yağı sıyıramıyor ve araçta yağ yakma problemi söz konusu olabiliyor. Yani bu araç bize geldiğinde çok yoğun bir duman atma problemi vardı egzozdan. Yani duman bulutundan göz gözü görmüyordu açıkçası. O derece kötüydü. Tabii biz yağ seviyesinin çok fazla olduğunu görünce yağını biraz saldık. Ve aracı 5-10 dakika çalıştırdıktan sonra dumanın kesildiğini fark ettik arkadaşlar. Araç duman atmayı kesti. Tabii yağ seviyesi normale dönünce. Ancak silindir contasında da bir kaçağımız söz konusuydu bu araçta. Biz de açtık silindir kapağının contasını değiştirmek için. Silindir kapağımızı da söktük. Fazla yağdan dolayı yanma odaların ne duruma geldiğini de görmenizi istiyorum. Bakın yağı yaka yaka her yer kurum bağlamış. Bütün silindirler bu şekilde. Yani fazla yağ dolumunda araç yağ yakmaya başlayacak. Fazla yağı yakmaya başlayacak. Bu yağ yakması sonucunda da yüksek ısı açığa çıkacak ve aynı zamanda araç sibop yakma riskiyle de karşı karşıya kalabilecek arkadaşlar. Bir diğer konu da fazla yağdan dolayı yanmış yağlar yoğun kurum oluşturacak ve bu bölümde gördüğünüz
katalizörün tıkanmasına sebebiyet verecektir. Yine araçta oluşan yağ kaçaklarının başlıca sebeplerinden birisi de fazla yağ dolumu diyebiliriz. Tabi bu her zaman yaşanan bir durum değil. Araçtan anlamayan sürücülerin başına çok gelebiliyor bu. Mesela bu araçta araç sahibi yolda giderken aracın yağını kontrol etmek istiyor benzinlikte. Bakıyor yağ seviyesi eksik. Motora bir yağ dolumu yapalım diyor. Ancak yağını çok fazla koyuyor bahsettiğimiz gibi. Fazla koyduğu için de araç duman atmaya başlıyor. Yani aracın motorunun gidik olduğunu, motora rektifiye yapılmasının gerektiğini bile söyleyen olmuş. Ta ki müşterimiz aracını bize getirene kadar. Şimdi biz de bu araçta silindir contamızı değiştireceğiz. Motor yağımızı tabii yenileyip yeni yağ dolumunu da gerçekleştireceğiz. Ve aracı bu şekilde toplayacağız. Gözlemlediğimiz kadarıyla silindirlerimizde herhangi bir problem yok. Yani öyle bir çizilme, hasar görme söz konusu değil. Şu üst kısımlarda fatura dediğimiz aşıntılar da mevcut değil araçta. Silindir kapağını da neden söktüğümüzü de söyleyelim. Aracın contasında bakın bu bölümde kaçaklar mevcut. Suda bir miktar kabartma, şişirme söz konusu. Bu sebeple biz de haliyle motoru kurtardık. Contayı değiştirelim diye silindir kapağını söktük. Tabii yine kurum temizliğini de yapacağız aynı zamanda. Bir genel contaları falan değişecek. Radyatör kapağını da sizlere gösterelim. Bakın radyatör kapağımız da bu durumda. Bozulmuş zaten kapakta. Muhtemelen kapak bozuk olduğu için araç su attı, su eksiltti ve contaya bu sebepten zarar verdi diyebiliriz. İç kısmında da yoğun bir pas mevcut zaten. Bunları artık sürekli söylüyoruz. Artık insanlara bıkkınlık geldi. Antifriz kullanılmamış araç bu duruma gelmiş demiyoruz artık. Zaten bunu herkes biliyor. Yine burada bir su hortumumuzda patlak var. Bu hortumdaki patlağı gidereceğiz. Dolayısıyla silindir kapağını sökmemizdeki sebep de bu arkadaşlar. Yani aracın contasını değiştireceğiz. Müşterimiz kendisi de zaten bu bakımların yapılmasını talep etti bizden. Silindir contasını değiştirilip kullanmak istedi. Çok fazla da motor işine girmek istemiyorum dedi. Yani şimdi normal şartlarda silindirlerde bir problem biz göremedik ama sekmanlar, içerideki sekmanlar ne durumda? Hani bunu tam sökmeden göremeyiz normalde. Bu sebeple sadece contayı yapacağız ve aracı toplayacağız. Motoru sökmeme kararı almamızın sebebi de tabii biz bunun ön değerlendirmesini yaptık. Müşterimizle görüştük. Durum bu şekilde, bu şekilde gibisinden izahatını yaptık müşterimize. Çok fazla yağ koyulduğu için yoğun duman attığını söyledik. Yağını saldıktan sonra da duman atmayı kestiği için, bu sebeple duman atmadığı için müşterimiz de motorun sökülmemesini istedi. Silindir contamızı yapıp müşterimize teslim edeceğiz. Zaten bu gibi durumlarda biz bazı ön değerlendirmeleri yapıp araç sahiplerini de bilgilendiriyoruz arkadaşlar. Onları da aydınlatıyoruz bu konuda. Hiçbir usta zaten bunun motoru 10 numara, hiçbir problem olmaz diye garanti veremez. Bu gibi durumlar tamamıyla müşteriyle istişare yapılarak karar verilebilir. Biz olası ihtimalleri söyleriz. Sonrasında olabilecek durumları söyleriz. Tabi işin ucu paraya dayandığı için bunun kararını müşterimiz verecektir. Müşterimizin kararı da silindir kapak contasını değiştirilip motor bakımlarının yapılıp kendisine teslim edilmesini istedi. Aracı çalıştırdık. Şu an araçta herhangi bir duman atma olayı kalmadı. Bakın egzozumuzdan da artık şöyle baktığımızda herhangi bir duman atma problemimiz de kalmadı. Bahsettiğimiz gibi araca fazla yağ dolumu gerçekleştirildiğinden dolayı yoğun duman atma
sorunu açığa çıkmış. Ve bu sebeple aracın motoruna rektifiye yapılması gerektiği söylenmiş. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Tamamıyla aşırı yağ dolumundan kaynaklanan bir sıkıntı diyebiliriz. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.